İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı öğrencilerle buluştu. Batı Ermenistan'ın evlatları Hayk Badikyan, Batı Ermenistan sorunu hakkında. Arman Garo, Batı Ermenistan'da Armenosit gerçekleştirerek dilimizi ve kültürümüzü de yok etmeye çalıştılar. Azerbaycan, Ermeni din adamlarının Dadivank Manastırı'ndan kovulmasını talep ediyor. Fransa'daki Ermeni genç şarkıcı Anahit Boyacıyan geçtiğimiz günlerde Patsum adlı albümündeki Nar Rengi adlı şarkısını yayınladı. Gümrü'de Ulusal Ermeni Kostümleri sergisi açıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki temsilciliğinde Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Kariyer Okulu'nun gazetecilik ve diplomasi bölümü öğrencileriyle 1 Mayıs'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı konuşmasının başında öğrencilere kendi geçirdiği hayat yolu ile eğitim ve askeri yolunu anlattı. 1. Artsakh Savaşı'na denk gelen Doğu Ermenistan'a gelişinin ana nedenlerinden ve burada gerçekleştirdiği büyük faaliyetlerden bahsetti. Yaptığı çalışmaları sunarak 1. Artsakh Savaşı ile 2020 yılında 44 gün süren savaş arasında paralellikler kurarak Türk yetkililerin 1894'ten beri Ermenilere karşı periyodik olarak soykırım, Armenosit uygulayarak ve topraklarını işgal ederek güçlerini tüketmek için yürüttüğü planın bir parçası olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı. Batı Ermenistan Ermenilerini yerli halk olarak Birleşmiş Milletler'de savunma faaliyetlerinden de söz etti. Bu da diplomasi bölümünde okuyan gençlerin ilgisini daha fazla çekti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan sorununun çözümünde kilit rol oynayan önemli antlaşmaları sunarak konuyu özetledi. Toplantı sonunda öğrenciler sorular ve tartışmalarla konuşmacıdan daha fazla bilgi alma fırsatı buldular ve edindikleri bilgileri eğitimi boyunca mutlaka kullanacaklar. Toplantı sonunda Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan öğrencilere sertifikalarını sundu. Hayk Badikyan, San Francisco'da ünlü bir heykeltıraştı. Tarzında çeşitlilik göstererek bu şehirde ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok müze, park ve binayı süsleyen bir dizi ünlü sanat eseri yarattı. Badikyan, Batı Ermenistan'ın Van şehrinde doğdu. Fotoğrafçılığın ilk yıllarından meraklı babası bu işle ilgilenmeye başlamış ancak Türk yetkililer tarafından Rusya adına casusluk yapmakla suçlanınca Amerika'ya gitmek zorunda kalmış. Bundan kısa süre sonra Badikyan da doğduğu vatanından ayrıldı ve babasının Fresno'daki verimli çiftliğinde yıllar geçirdikten sonra San Francisco'ya taşındı ve heykelciliğe başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetenekli bir heykeltıraş olarak adından söz ettiren sanatçı, Büyük San Francisco yangınından sonra sanatını mükemmelleştirmek için Paris'e gitti. Onun çok tarzdaki heykelleri arasında şimdi San Francisco Belediye binasını süsleyen Abraham Lincoln'un heykeli, San Francisco'daki Golden Gate Park'ta yer alan 1. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya giren Amerikan ordusu generali John Pershing'in heykeli ile bir dizi klasik ve efsanevi karakter yer almaktadır. Badikyan ayrıca binaların cephelerini süsleyen dekoratif heykeller de yarattı. Örneğin San Francisco'daki Metropolitan Life Building adlı bina gibi. Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosit sırasında kaçırılan ya da ebeveynleri öldürüldükten sonra bir şekilde kurtarılan Ermeni çocukları konusu ayrı ve ciddi bir çalışma konusudur. Aralarında Türklerin de bulunduğu bir dizi kaynağın kanıtladığı gibi Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit sırasında çok sayıda Ermeni çocuğu Türkler ve Kürtler tarafından kaçırıldı. Yetim kalan Ermeni çocukların bir kısmı Osmanlı makamlarının emir ve inisiyatifiyle Müslüman ailelere dağıtılmış, ayrıca Türk yetimhanelerinden toplanarak Müslümanlaştırılmıştır. Bunun kanıtları Osmanlı arşivinde korunmaktadır. Farklı kaynakların sunduğu gerçekler karşılaştırıldığında Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit yıllarında Ermeni çocukların zorla İslamlaştırılması ve asimile edilmesinin devlet ve toplumun genel sınıfları tarafından iki düzeyde gerçekleştirildiği sonucuna varılabilir.
anne ve babasını kaybeden, katliamdan bir şekilde kurtulan, evsiz, kimsesiz, bakımsız kalan Ermeni çocukları devletin isteğiyle İslamlaştırılarak Müslüman ailelere ayrıldı. Yukarıdakileri doğrulayan bir örnek olarak Osmanlı arşivinde muhafaza edilen 10 Temmuz 1915 tarihli belgeyi verebiliriz. Burada özellikle Ermenilerin bulunmadığı köy ve kasabalarda Müslümanlaştırılan yetim Ermeni çocuklarının varlıklı Müslüman ailelere verilmesi gerektiği söyleniyor. Çocuk sayısı fazla ise zor durumdaki Müslüman ailelere teslim edilmeli ve her çocuk için ayda 30 kuruş ödenmelidir. Bu çocukların sayısı ve konumuna ilişkin veriler listelenmeli ve merkeze gönderilmelidir. Bu çocukların Müslüman bir eğitim almaları şartıyla bu ailelere teslim edildiği özellikle belirtiliyor. Batı Ermenistan Televizyonu Vestel Armenya TV yayınında Samosat Ermenileri Birliği Başkanı Arman Garo, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in anma töreninde bulunma amacını aktararak acıyı bu şekilde Ermenilerle paylaştığını söyledi. 2000 yılından bu yana her yıl 24 Nisan'da Ermeni halkı Türk hükümetinin inkar politikasıyla karşı karşıyayken masum kurbanları anmak için buraya geliyorum. Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı soykırım Armenosidi gerçekleştirerek bizim dilimizi, kültürümüzü de yok etmeye çalıştılar. Ben de o milletin çocuğuyum. Türk halkının soykırım Armenosid'e bakış açısına değinerek şunları kaydetti. Sorun Türk sisteminde, halklarda sorun yok. Bütün bunlara halkın gözüyle bakarsak bu sadece hükümetin sorunudur. Röportajı Batı Ermenistan Televizyonu ve Vestel Armenya TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Azerbaycan, Ermeni din adamlarının Dadivank Manastırı'ndan kovulmasını talep etti. Dini kuruluşlarla çalışma devlet komitesi başkanı Mubariz Gurbanli, Ermeni rahipler Dadivank'ı Azerbaycan'da Hudavenk Manastırı olarak adlandırılır, terk etmelidir dedi. Komite başkanı, Ermenilerin bu manastırla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu manastır Kafkas Albanlarına aittir ve er ya da geç Alban Udik dini cemaati tarafından kontrol edilecek ifadesini kullandı. Böylece Azerbaycan makamları işgal altındaki topraklardaki Ermeni kültürel ve dini mirasını büyük ölçüde yok etmeye başladı. Batı Ermenistan hükümetinin cevabı net. Dadivank Manastırı ve Haçkar Anıtları yaratıldıkları günden beri Ermenilere ait. Cuha Mezarlığı'nın yıkılmasıyla dünya Ermeni mirasına nihai çözümün uygulandığını gördü. Yerli halkın mirasını tekelleştirme veya yok etme politikası bugün Artsakh'ta devam ediyor. Genç Ermeni kadınları atalarına saygı göstermelidir. Anahit, nar rengi, silinmesi gereken hafızanın o kırmızısı şarkısını söylüyor. Ermeni soykırımından, Armenosid'den bu yana mücadelemiz ala geçerli ve köklerimiz sonsuz. Tarih tekerrür etmemeli. Anahit, Fransız klasik şarkılarıyla büyüdü. Sanatçı müziğin sözlere hizmet ettiğini sever. Büyük anne ve büyük babasından kendisine geçen Ermeni kültürünü miras almıştır. Anahit, anaokulunda şarkı ve keman dersleri aldı. İki kültürün birleşmesi hayata daha sakin yaklaşmamı sağladı. Ailemin her zaman yaptığı gibi benim de aktarmaya ve paylaşmaya ihtiyacım var. Fransız süreli yayınlarından biriyle yaptığı sohbette genç kız Artsakh Savaşı'nın ailesinin konuşmasını daha güçlendirdiğini söyledi. Anahit, aklımız Ermenistan'daydı. Biz Ermeniler köklerimiz hakkında gururla şarkı söylüyoruz ve kültürümüzü kaybetmiyoruz. Ben gezegendeki tüm insanlara Ermeni olduğumuzu, hala ayakta olduğumuzu, başımızı dik tutarak ilerlemek istediğimizi söylemek istiyorum. Köklerim hakkında konuşmayı asla bırakmayacağım, dedi. Genç moda tasarımcısı sanatçı Hasmik Mgrdican'ın Ulusal Ermeni Kostümü Motifleri başlıklı sergisi Gümrü'deki Aslamazyan Kardeşler'in galerisinde açıldı. O, sergi eserleri olarak el yapımı bebekleri kullandı. Sanatçı konuşmasında bu fikrin öğrencilik yıllarından itibaren ortaya çıktığını belirtti. Projesine önce Ulusal Olanı Tanımak adını verdi. Ardından Ulusal Ermeni Kostümü Motifleri olarak adlandırdı.
Sergide 10-12 bölgeye ait olan 80'den fazla kostüm sunuluyor ve işçi, kırsal, kentsel kostümleri ayrı ayrı gösteriliyor. Sanatçı, Ermenistan Cumhuriyeti kıdemli kültür çalışanı Susanna Magırdıçyan, genç yaratıcıyı kostümler yaptığı ve böylesine güzel bir sergi düzenlediği için tebrik ederek kostümlerin bir bilim, bir dönem olduğunu, çok derin bir kültür tarihi taşıdığını söyledi ve her milletin tanımının kostüm ve mutfağıyla belirlendiğini sözlerine ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Duman Badets adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.